COVID-19 delta mutasyonu ve delta plus mutasyonu nedir? Belirtileri ve hangi aşı daha etkilidir? Virüsler mutasyon yoluyla sürekli değişir ve bir virüste yeni mutasyonların ortaya çıkması zaten bekleniyor. Mutasyona uğrayan virüsün belirtileri farklı olabildiği gibi yapılan aşıların da mutasyona etkisi farklı olabilir. Hindistan'da ortaya çıkan delta mutasyonu nedir? Belirtileri ve aşıları bu mutasyona etkisi var mı? Bu soruların cevaplarını sizin için anlatmaya çalışacağım. COVID-19 virüsü mutasyona uğrayarak alfa, beta, gamma ve şimdilerde de delta mutasyonu ortaya çıkmıştır. Delta mutasyonu ilk olarak Aralık 2020'de Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Nisan 2021'de de yine kendini değiştirerek delta mutasyonu, delta plus mutasyonu haline gelmiştir. Haziran 2021 itibariyle bu varyantlar 80'den fazla ülkede tespit edilmiştir. Türkiye'de de görülmeye başlamıştır. Peki delta mutasyonu belirtileri neler? Bu mutasyona uğrayan virüs daha bulaşıcı ve akciğerlerde daha fazla hasar bırakması yanında kullanılan ilaçlara da daha dirençli olması nedeniyle daha tehlikelidir. COVID-19 enfeksiyonu belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak iken delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görülmektedir. Genç yaştaki hastaların ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi hissetmektedir. Bu nedenle de COVID-19 enfeksiyonu yanlışlıkla soğuk algınlığı gibi düşünülmekte ve bu da hızlı bir yayılmaya neden olmaktadır. Çünkü kişiler kendinde koronavirüs hastalığının olduğunun farkına varmazlar. Özellikle nezle, baş ağrısı ve boğaz ağrısı şeklinde ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorsanız COVID-19 testi yapılması faydalı olabilir. İllaki tat ve koku sorunu yaşamanız gerekmez. Aşıların delta mutasyona etkisi nasıl? Delta varyantına karşı BioNTech aşısı %90 olarak etkili bulunmuş. İsrail'de yapılan bir çalışmada ise %70 etkili olduğu bildirilmiştir. Sinovac aşısının da delta mutasyonuna etkisi 2-3 kat daha az olduğu ancak 3. doz yapıldığında delta mutasyonuna daha etkili olabileceği bildirilmiştir. Sonuç olarak özetleyecek olursak, delta mutasyonu Hindistan'da ortaya çıkan bir mutasyondur. Delta mutasyonu nezle, boğaz ağrısı ve baş ağrısı belirtileri gösteren ve ağır soğuk algınlığı gibi kendini gösteren bir mutasyondur. Tat ve koku kaybı görülmez. Delta mutasyonu daha bulaştırıcıdır. Akciğerlerde daha çok belirti verir ve COVID-19 ilaçlarına daha dirençlidir. Aşılardan BioNTech, delta mutasyonuna en az %70 olmakla birlikte %90'a kadar etkili olabilmektedir. Sinovac aşısı, delta mutasyonuna etkisi daha az olmakla birlikte 3. doz yapılırsa delta virüsüne karşı daha fazla koruma sağlayabileceği bildirilmektedir. Bu mutasyonlara karşı aşıların aslında ölümcül reaksiyonlarda önlemede etkisi yine yüksek seviyede olabilir. Bunu zaman gösterecektir. Zamanla aşıların bu delta mutasyonla etkisi ne kadar olduğunu yeni çıkan verilerle daha net bir şekilde anlayacağız.